Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta dev maçlar haftası. İlk olarak Premier Lig diyelim. Arsenal'la Liverpool karşı karşıya gelecek. Liverpool Premier Lig'de lider, Arsenal'ın da 5 puan önünde. Üstelik iyi bir futbol oynuyorlar. Salah'ın yokluğu var. Buna rağmen bu dönemde Jota katkısıyla öne çıkıyor. Yine Diaz'ı ve hatta çok tahmin edilemez performanslarıyla Darwin Nunez'i dahi ekleyebiliriz denkleme. Tabi Arsenal'da şampiyonluk yarışının içinde kalabilmek için, iddiayı daha güçlü sürdürebilmek için puan farkının açılmasına izin vermemek durumunda. Saka'nın, Ödegard'ın artan bir performansı var. Keza Cesus'u da ekleyebiliriz buraya. Her ne kadar Gabriel Saliba ikilisi iyi bir savunma ikilisi olsa da kaleyi gole bazen kapatmakta zorlanıyorlar. Buraya Rice'ı bile eklememize rağmen. İlk maçı hatırlarsanız berabere bitmişti ama Liverpool aslında galibiyeti hak etmişti. Jürgen Klopp'un gidiş açıklamasının ardından daha da kenetlenen bir Liverpool görülüyor. Çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum Emirates Stadı'nda. Karşılıklı iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum. Süper Lig'de Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev bir maç ama iki takımın da durumu hiç iyi değil. Oyun olarak da iyi değil, oyuncu performansları olarak da iyi değil konsantrasyon olarak da düşük. Tabi Avrupa Kupaları mücadelesi anlamında baktığımızda önemi artıyor karşılaşmanın. Trabzonspor 37 puanda, Beşiktaş 36 puanda. Santos Hoca önderliğinde gol bulmakta zorlanan bir Beşiktaş var. Trabzonspor adına da Vişça ve Uğurcan'ın performansının yüksek olması gereken bir karşılaşma olacak. Açıkçası Beşiktaş'ın kazanma isteğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar transferler gecikmiş olsa da bir reaksiyon vermesi gerekiyor takımın. Kalesinde ama gol göstermemeyi başaramıyor Beşiktaş. Bu bağlamda iki takımın da gol bulacağı bir karşılaşma bekliyorum Tüpraş Stadyumunda. Serie A'da Inter'le Juventus karşı karşıya gelecek, şampiyonluğu direkt etkileyecek bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Inter son 7 maçının 6'sını kazandı, bir beraberlik aldı. Gol yollarında zaman zaman belki sayıyı çok arttıramıyorlar ama oyun hakimiyetini sürdürüyorlar. Juventus'ta da bir yükseliş söz konusu açıkçası. 54 ve 53 puanda olan iki takımdan bahsediyoruz. Tabi şampiyonluğu direkt etkileyecek bu anlamda aralarındaki performansa da bakmak lazım. Son 5 maçın ikisini Juventus kazandı. ikisi berabere bitti. Bir maçı Inter kazandı. Bu maçta şampiyonluk sürecinde bir puan farkı açılmaması ortaya çıkabilir. Açıkçası iki tarafında gol bulabileceği bir karşılaşma öngörüyorum beraberliğe yakın bir maç diye düşünüyorum Inter Juventus karşılaşmasını. Bir başka dev mücadele La Liga'da İspanya'da Madrid derbisi. Real Madrid Atletico Madrid. Ancelotti Simeone'ye karşı bu sene birkaç kere gördük. Oyunu çok iyi kilitleyebilen her zamanki gibi bir Atletico Madrid var. Hücumda da fileleri bulabiliyor iki takım. Tabi burada Jude Bellingham'ın etkisi çok önemli oluyor. Real Madrid adına. Atletico Madrid'de bu maçta duran toplar da önemli olacak. Çok fazla kupa maçı etkisi gibi olacağını düşünmüyorum. Ama Griezmann'ın da muazzam bir performans içinde olduğunu söylemek lazım. Son 6 maçta iki takımın karşılaştığı hem Real hem Atletico ağları bulmuş. Yani her ne kadar oyunu Simeone Hoca kilitliyor olsa da Real Madrid gol buluyor. Atletico Madrid'te burada geçişleri çok iyi uyguluyor. Ben iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak?